Cumhurbaşkanı Erdoğan İlim Yayma Vakfı Genel Kurulu'nda konuşuyor, ekranlarınıza getiriyoruz. İlim Yayma Vakfı'nın 53. olağan genel kurulu münasebetiyle sizlerle beraber olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Genel kurulun ülkemiz, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Böylesine muhteşem bir muhabbet ikliminde bizleri bir kez daha bir araya getiren Rabbimize sonsuz hamdolsun. Vakfımızın saygıdeğer yöneticilerine bu güzel buluşmaya vesile oldukları için ayrıca teşekkür ediyorum. Ülkemizin en eski, en köklü, güçlü geleneğe sahip gönüllü teşekküllerinin başında İlim Yayma Vakfımız geliyor. Vakfımız kökü derinlere inen ulu bir çınar misali ilim ve hikmet yolcularını kuşatmaya devam ediyor. İlim Yayma Vakfı Resulullah Efendimizin ilim rütbesi rütbelerin en yücesidir tavsiyesinin rehberliğinde nebevi ahlakla kuşanmış gençler yetiştirmek için yarım asırdan fazla süredir fedakarca çalışıyor. 1973 yılından beri kuruluş senedindeki ifadesiyle memleket dahilinde ilmin yayılmasını teşvik için koşan, koşturan, emek veren, bu uğurda çile çeken tüm vakıf mensuplarına şükranlarımı sunuyorum. Ebediyete irtihal eden vakıf insanlarımızı bir kez daha rahmetle, hürmetle yad ediyorum. Bundan yaklaşık 4 yıl önce kaybettiğimiz kıymetli yol ve dava arkadaşımız, Beykoz eski belediye başkanımız, vakfımızın emektarlarından merhum Yücel Çelik Bile'yi burada özellikle şükranla anmak istiyorum. Rabbim ruhlarını şad eylesin. Onları cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Allah'ın izniyle bu ocak tütmeye devam ettikçe vakfımız emektarlarının da amel defterleri kapanmayacaktır. Biz de sizin en hayırlınız, insanlara en faydalı olanınızdır şuuruyla, hüsnü niyetle çalışan iyilik neferlerini hiçbir zaman unutmayacağız. Elbette bunu yaparken o güzel insanlara olan minnet borcumuzu, vakfımızı çok daha ileriye taşıyarak ödeyeceğiz. Daha fazla gencimize ulaşacağız. Daha fazla ilim sevdalısının elinden tutacağız. Daha çok sayıda öğrencimize destek vereceğiz. Orta öğretimden başlayarak ihtiyaç sahibi evlatlarımızın yanında olacağız. Nitelikli bilimsel çalışmaları teşvik ederek ilim hazinemizin zenginleşmesini sağlayacağız. Vakfımızın 53. olağan genel kurulunun bu hedefler doğrultusunda daha hızlı yol almamıza katkı sunacağına inanıyorum. Vatana, millete, ümmete ve tüm insanlığa faydalı nesiller yetiştirmek misyonuyla hiçbir engel tanımadan çalışan İlim Yayma Vakfı'nın her bir mensubuna Rabbimden muvaffakiyetler diliyorum. Allah ömür milletimizle yetki verdikçe bizler de sizlerin her daim yanınızda olmayı sürdüreceğiz. Yeter ki sizler elinizi ilim ve hikmet yolcularının üzerinden çekmeyin. Yeter ki sizler kavline ve davasına sadık kuşakların yetişmesi için emek vermeye devam edin. Yeter ki sizler sağına soluna bakmadan ben varım diyen Asım'ın nesli bir gençlik için samimiyetle çaba gösterin. Allah'ın izniyle gerisi sadece bir zaman meselesidir. Üstadımız merhum Necip Fazıl ne diyor? Üzülme, davanın sahibi haktır. Hak olan davada zafer muhakkaktır. Evet, uğruna
ömrümüzü adamaktan şeref duyduğumuz İlahi Kelimetullah davasının, yeryüzünde adaleti tesis etme davasının, hak ve hakikati yüceltme davasının, medeniyetimizi ihya etme davasının sahibi alemlerin Rabbi olan Yüce Allah'tır. Biz niyetimizi temiz tuttuğumuz, samimiyetimizi koruduğumuz müddetçe biiznillah önümüzü kimse kesemez. Rabbim bizleri sırat-ı müstakimden ayırmasın diyorum. Amin. Kıymetli dostlar, kardeşlerim, İslam dünyası olarak bir Ramazan-ı Şerif'i daha karşılamaya hazırlanıyoruz. Pazarı pazartesiye bağlayan gece ilk sahurumuza kalkacak. İnşallah ilk orucumuzu tutacağız. Mübarek Ramazan ayının tüm İslam alemi ve milletimiz için şimdiden hayırlara vesile olmasını diliyorum. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan bu mübarek ayı hep birlikte en güzel şekilde idrak etmeye çalışacağız. Ancak Ramazan ayını başta Gazze olmak üzere gönül coğrafyamızın pek çok bölgesinde ciddi insani dramların yaşandığı bir dönemde karşılıyoruz. Özellikle 7 Ekim'den beri Gazze'de yaşananlar artık tahammül sınırlarını aşmıştır. Bir terör devleti olan İsrail, batılı güçlerin sınırsız askeri ve diplomatik desteğini arkasına alarak Filistinli kardeşlerimize yönelik tam anlamıyla bir soykırım politikası uygulamaktadır. Bugüne kadar İsrail'in doğrudan sivilleri hedef alan saldırıları sonucunda 32 binden fazla Filistinli şehit oldu. 72 bin Filistinli ise yaralandı. Yaklaşık 2 milyon insan evlerini terk etmek zorunda bırakıldı. Camiler, üniversiteler, okullar ve sivil yerleşim yerleri harabeye döndü. Gıda almak için sıra bekleyen masumların dahi öldürüldüğü bir barbarlıkla karşı karşıyayız. Kur'an-ı Kerim'de tarif edilen Esfel-i Safili'nin canlı örneklerini bugün Gazze'li kardeşlerimize bomba yağdıran alçaklarda birebir görüyoruz. Öyle manzaralara şahit olduk ki içinde en küçük bir insanlık kırıntısı olan birisinin uluslararası hukuka asgari düzeyde de saygı gösteren bir devletin bunları yapabilmesi mümkün değildir. Netanyahu ve gözünü kin bürümüş yönetimi Gazze'de işledikleri insanlık suçlarıyla günümüzün Nazileri olarak isimlerini Hitler'in, Mussolini'nin, Stalin'in, Pol Pot'un, Franco'nun ve diğer modern dönem canilerinin yanına ekletmişlerdir. İnsanlığın vicdanında zaten mahkum olan bu katliamcıların uluslararası hukuk önünde de hesap vermeleri için gerekeni yapıyoruz, yapacağız. 7 Ekim'den bu yana süresi itibariyle geçen 155 günde gerçekten yüreklerimizi dağlayan, içimizi parçalayan, bir insan olarak yüzümüzü kızartan, utanç verici pek çok hadiseyle karşılaştık. Her şeyden önce uluslararası kurumların, insan hakları örgütlerinin ve basın kuruluşlarının söz konusu İsrail olunca nasıl hiçbir işe yaramadıklarını hep birlikte gördük, tecrübe ettik. Mesele Filistinli çocukların, kadınların, masum sivillerin yaşam hakkı olunca insan hakları evrensel beyannamesinin nasıl sadece bir kağıt parçasına dönüştüğüne hep beraber şahitlik ettik. Yine bu süreç bize İslam dünyasının özellikle ortak hareket etme, İsrail ve destekçileri üzerinde sonuç alıcı baskı kurma, zulmü ve katliamı engelleme noktasında
halen çok önemli eksiklerinin bulunduğunu göstermiştir. Yaklaşık 2 milyar nüfuslu İslam alemi Filistin halkına kardeşlik görevini maalesef tam manasıyla yerine getirememiştir. Elbette çok uğraşıldı, gayret gösterildi, diplomatik açıdan çaba harcandı. Ama Gazze'deki masum çocukların ya açlıktan ölmesine ya da kurşunlarla ve üzerlerine atılan bombalarla katledilmesine mani olunamadı. Böyle bir durumun oluşmasının şüphesiz pek çok sebebi bulunuyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve küresel sistemin İslam dünyasını dışlayan yapısı bu sebeplerden sadece bir tanesidir. İkinci Cihan Harbi'nin galipleri tarafından kurgulanan mevcut nizamda Müslümanlar üvey evlat olarak görülmektedir. Türkiye, dünya beşten büyüktür haykırışıyla aynı zamanda bize dayatılan, bize biçilen bu role de itiraz etmektedir. Kardeşlerim, ülke ve millet olarak İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ilk gününden itibaren Filistin halkı için tüm imkanlarımızı seferber ettik. 7 Ekim'den bugüne kadar yabancı liderlerle yaptığımız tüm görüşmelerde Filistin meselesini ve Gazze'li kardeşlerimizin durumunu gündeme getirdik. Katıldığımız tüm uluslararası toplantılarda Filistin ve Gazze'nin sesi olduk. Ülkemizdeki İsrail müipleri dahil hemen herkesin Hamas'a terör örgütü yaftası vurmak için yarıştığı bir dönemde biz buna açıkça itiraz ettik. Topraklarını, onurlarını ve kendi insanlarını savunan Filistinli mücahitlere böyle bir kara çalınamayacağını tüm dünyaya cesaretle ilan ettik. Mısır makamlarıyla son dönemde gelişen ilişkilerimizi Gazze'ye yardımların ulaştırılması için kullandık. Şimdiye kadar 19 uçak ve 7 sivil yardım gemisiyle bölgeye gönderdiğimiz insani yardımların toplamı 40 bin tonu buldu. Önceki gün yola çıkan Kızılay'ımıza ait 3 bin tonluk bir yardım gemisi daha yarın El Ariş'e ulaşıyor. Her gün Refah sınır kapısından Kızılay'a ve sivil toplum kuruluşlarına ait tırlar Gazze'ye yardım taşıyor. Bu yardımların içerisinde gıda, su, hijyen, tıbbi ve barınma malzemelerinin yanı sıra 53 adet ambulans, 1551 jeneratör, 8 sahra hastanesi ile 3000 çadırda bulunuyor. İnşallah Ramazan ayı boyunca yardım miktarını daha da artıracağız. Refakatçileriyle birlikte ülkemize getirdiğimiz hasta ve yaralı kardeşlerimizin tedavileri devam ediyor. Filistinli kardeşlerimiz arasında milli birliğin ve mutabakatın temini için de yoğun gayret gösteriyoruz. Bu hafta Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmud Abbas'ı Ankara'da misafir ettik. Gerek Dışişleri Bakanım, gerekse MİT Başkanımız Hamas ve diğer Filistinli gruplarla yakın diyalog halinde. Yani elimizin uzandığı, gücümüzün yettiği kadar Filistinli kardeşlerimize tüm imkanlarımızla yardımcı olmaya çalışıyoruz. Türkiye'nin Filistin davası için verdiği samimi mücadelenin en yakın şahidi tüm gruplarıyla, tüm fertleriyle Filistinli kardeşlerimizdir. Gazze'deki katliamı unutturmayan ülkelerin en başında yine biz varız. Şunu çok net ifade etmek isterim. Devletiyle ve milletiyle Filistin davasına en üst seviyede sahip çıkan ülke tartışmasız bir şekilde Türkiye'dir.
Hal böyleyken her kim hiçbir şey yapmadılar diyerek hükümetimizi eleştiriyorsa, açık söylüyorum, bühtan ediyor, kul hakkına giriyor demektir. Ne sebeple olursa olsun böyle bir cümle kurmak her şeyden önce aziz milletimize yönelik bir hakarettir. Şu gerçeği tüm dünya çok iyi biliyor. Tayyip Erdoğan 15 sene önce katillerin yüzlerine karşı "One minute" diye haykırırken nerede duruyorsa bugün de aynı yerde dimdik durmaktadır. En fazla hassasiyet gösterdiğimiz ve bedel ödediğimiz bir konuda bize haksızlık edenleri kendilerini sorgulamaya davet ediyorum. Bizim durduğumuz yer ve verdiğimiz mücadelede ayan beyan ortadadır. Burada asıl üzerinde düşünülmesi gereken, bizi hem de çok haksız bir şekilde eleştirenlerin, Filistinli mücahitlere terörist diyerek kara çalanların çıkarlarını bilerek veya bilmeyerek hizmet etmesidir. 21 yıl önce, göreve gelmeden önce, daha başbakan değildim. Genel başkan olarak Amerika'ya ilk yaptığım seyahatte Amerika'nın ileri gelenleriyle masaya oturduğumuzda bana orada Hamas'ı sordular. Terör örgütü dediler. Ben onlara o zaman hayır, Hamas bir terör örgütü değil, tam aksine bir direniş örgütüdür demiştim. O zaman başbakan değilim. Seçimi kazanmış bir partinin lideri olarak Amerika seyahatini yaptım. Ve onlara da bu cevabı verdim. Şimdi haydi haydi. Kimse bize kalkıp da Hamas için terör örgütü ifadesini kullandırtamaz. Ve Hamas'ın liderleriyle çok açık, net her şeyi rahatlıkla konuşup onların arkasında dimdik duran bir ülke Türkiye. Filistin davasına gönül verenler olarak birbirimize ok atmak yerine asıl bu habis zihniyetle mücadele etmeli, bunlara zemin kazandırmamalıyız. Türkiye'nin olağanüstü çabalarını görmezden gelme yerine her konuşmalarında işgalci İsrail'e selam çakanların foyasını ortaya dökmeliyiz. Şimdi isterseniz ülkemizin Filistin için ortaya koyduğu çabalara şöyle bir bakalım. Video. İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarına yönelik saldırılarıyla birlikte Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yoğun bir diplomatik hamle başlattı. Filistin diplomasisi sürerken bir yandan da Gazze'deki mazlumlara insani yardım için harekete geçildi. Gazze'de su yok, ekmek yok, gıda yok. Bütün bunlar insan hakları evrensel beyannamesine ters. Nerede Batı? AFAD, Türk Kızılay, sivil toplum kuruluşları Gazze için kolları sıvadı. Gıda maddeleri, un, battaniye, jeneratör, hijyen malzemeleri, yiyecekler, içme suyu, barınma malzemeleri, sahra hastaneleri, tıbbi malzemeler hızla hazırlandı. Türkiye'den Gazze'ye kesintisiz insani yardım akışı başladı. Koca Yusuflarla yardımlar Mısır Uluslararası Arış Havalimanı'na ulaştırıldı. Müzik
AFAD, Türk Kızılay, Milli Savunma ve Sağlık Bakanlıkları başta olmak üzere birçok kurum seferber oldu. Yardımların Gazze'ye sevki için lojistik zinciri kuruldu. Türkiye, Gazze'ye insani yardım ulaştıran ilk ülkelerden biri oldu. Bu süreçte İsrail, bu yardımların Gazze'ye ulaştırılmasını engellemeye başladı. Tırlara yüklenen yardımlar Refah sınır kapısına ulaştırıldı. Yardımların Gazze'ye girişi için zorlu diplomatik girişimler yapıldı. Birleşmiş Milletler'in konuya müdahil olması için Türkiye, Gazze'ye acil ve engelsiz insani yardım çağrıları yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüştüğü tüm liderlerle bu konuyu ele aldı. Zulüm karşısında susanlar da en az zalimler kadar akan kana ortaktır. Bir yandan da Gazze'de Sahra Hastanesi kurmak için doktorlar yola çıktı. Tıbbi ekipmanlar ve malzemeler götürüldü. İsrail'in uluslararası hukuku çiğneyip vurduğu ambulansların yerini alacak 53 yeni ambulans gemiyle Gazze'ye ulaştırıldı. Türkiye, Gazze'ye ulaştırılması için 13 uçak ve 7 gemiyle toplam 39.349 ton yardım malzemesi gönderdi. Türkiye'nin diplomatik baskıları da sonuç verdi. Gazze'den hastaların bir bölümünün tahliyesi sağlandı. 9 uçakla 429 hasta ve 450 refakatçi Türkiye'ye getirildi ve derhal tedavilerine başlandı. İlk andan itibaren Cumhurbaşkanı Erdoğan, mazlumların çığlığını dünyaya duyurmak için çaba gösterdi. Yoğun gayretler sonucu İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği ilk kez ortak toplantı yaptı. Türkiye hem orada hem Türk Devletleri Teşkilatı, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı zirvelerinde konuyu gündeme getirdi. Barış için harekete geçme çağrıları yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nden Fransa'ya, Mısır'dan Suudi Arabistan'a, Rusya'dan İran'a kadar onlarca devlette hükümet başkanıyla birebir görüşmeler yaptı. İsrail'in saldırılarının durdurulması ve kalıcı barış için gayret sarf edildi. Gazze'de sadece çocuklar, kadınlar ve siviller canice katledilmedi. Aynı zamanda milyarlarca insanın uluslararası sisteme, adalete ve hukuka dair inancı da yok edildi. Gazze'de yaşananlar kesinlikle bir savaş değildir. Bir soykırım girişimidir. Türkiye'nin başını çektiği mazlumların çığlığını duyurma çabası sonuç verdi. Batı başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinin meydanlarında Filistin'e özgürlük sesleri yankılandı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda İsrail yalnız bırakıldı. Türkiye, herkes sussa da susmayacak. Filistin'in hakkı davasını savunmaya, mazlumlara el uzatmaya devam edecek. Ülke olarak güçlendikçe inşallah çok daha fazlasını yapacağız. Rabbim bizlere o günleri de görmeyi nasip eylesin diyorum. Sevgili kardeşlerim, sizler bizim aydınlık yarınlarımızın teminatısınız. Mücadele bayrağını bizden siz devralacak, onu yüceltecek, sizden sonra gelen nesile teslim edeceksiniz. Hep söylüyorum, ne yapıyorsak sizler için, sizin istikbaliniz için yapıyoruz. Sizlerden de kendinizi en donanımlı, şuurlu, ahlaklı ve özgüvenli bir şekilde yetiştirmenizi bekliyoruz. Bugün burada yolculuğunuzda sizlere yol göstereceğine inandığım merhum Ali Fuat Başgil hocamızın bazı tavsiyelerini paylaşmak istiyorum. Hocamız gençlere nasihat ederken iki hususun üzerinde özellikle duruyor. Birincisi, çalış genç arkadaşım, çalış. Namerde muhtaç olmak ölmekten beterdir tavsiyesidir. İkincisi, gençliğini eğlenmekle geçiren, ihtiyarlığını ağlamakla geçirir ikazıdır. Mücadelesi ve eserleriyle milletimizin gönlünde özel bir yeri olan Ali Fuat Başgil hocamızın öğütleri şöyledir. Bakınız hocamız ne diyor? Çalışmak için her gün ve her saat, her yer ve her köşe müsaittir. Belli bir günde yapman gereken işi, bu ister ders olsun, ister görev, ertesi güne bırakma. Dikkatin ve kuvvetin zayıflamasın istiyorsan, belli bir zamanda tek bir işe, tek bir kitaba, tek bir derse yoğunlaş. Bir işe başlamadan
üzerinde ne yapacağını düşünüp kararlaştır, gereken hazırlıkları yap. Bütün ruhi ve bedeni kuvvetinle kendini işine ver. Yorulursan dinlenmek için işini değiştir. Bu bahaneyle asla boş oturma. Sebat et. Damlaya damlaya göl olur. Aynı noktaya düşen damlacıklar mermeri bile deler. Herhangi bir şeyi küçümseyerek ihmal edip geçme. Küçük ihmallerden büyük zararlar doğabilir. Her gün iyi bir eserden yüksek sesle 5-10 sayfa oku. Bu sayede konuşma ve söz söyleme istidadın gelişir. Güzel bulduğun edebi, felsefi güzel parçaları ezberle. Bu sayede hem kelime hazinen gelişir, hem hafızan kuvvetlenir. Öğrendiklerini arkadaşlarınla müzakere ve hatta münakaşa et ki zekan işlesin. Ana dilini iyi konuşmayı ve iyi yazmayı mutlaka öğren. Dil bilgisi amaç değil, fikir zenginliğinin vasıtasıdır. Bir işe sinirliyken karar verme. Öfkeyle kalkan zararla oturur. Arkadan konuşmak korkaklığın en iğrenç şeklidir. Kimsenin yüzüne söyleyemeyeceğini arkasından söyleme. Yalan söyleyen, yakalanma korkusu içerisinde yaşayan hırsız gibidir. Yalan söyleme. Hasisin dostu yoktur, cömert ol. Ahlakı güzel insan her yaşta güzeldir. Başarılarınla mağrur olma. Gurur gelecekteki başarıların düşmanıdır. Tereddüde düştüğünde fikrini soracağın kimseyi iyi seç. İsabetsiz bir fikir ömür boyu pişmanlık, isabetli bir fikir ömür boyu aydınlık getirir. Evet, Ali Fuat Başgil hocamızın irfan pınarından dökülenlerden bazıları bunlar. Bu vesileyle hocamızı bir daha rahmetle, şükranla yad ediyorum. Rabbim yolunuzu, bahtınızı açık etsin diyorum. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken İlim Yayma Vakfı'nın 53. Olağan Genel Kurulu'nun bir kez daha hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Efendim bizler de ezilenlerin gür sesi, suskun dünyanın hür sesi olan, ömrünü milletine adayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hitapları için çok teşekkür ediyor. Zat-ı devletlerini bir müddet daha sahnemize misafir ediyor. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımıza günün anısına hediyelerini takdim etmek üzere İlim Yayma Vakfımızın değerli mütevelli heyet başkanı... Sevgili izleyiciler, İlim Yayma Vakfı'nın 53. Olağan Genel Kurulu'nda az önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir konuşma yaptı. O konuşmayı getirdik ekranlarınıza. Cumhurbaşkanı önemli mesajlar verdi yaptığı konuşmada. Katıldığımız tüm uluslararası toplantılarda Gazze'nin sesi olduk. Ramazan ayı boyunca Gazze'ye yardımları sürdüreceğiz dedi. Türkiye'nin samimi mücadelesinin şahidi Gazze'li kardeşlerimizdir dedi Erdoğan. Öte yandan Cumhurbaşkanı 15 sene önce katillerin yüzüne one minute derken nerede duruyorsa bugün de aynı yerde dimdik duruyor dedi. Hamas terör örgütü değildir. Kimse bunun aksini bize söyletemez dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. İsrail Filistin'e soykırım uyguluyor, camiler, üniversiteler harabeye dönüştü bu zaman içinde dedi. İçinde en küçük insanlık kırıntısı olan bunları yapmaz diye konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Öte yandan Ramazan ayı başta Gazze olmak üzere gönül coğrafyamızın birçok bölgesinde ciddi dramların yaşandığı bir şekilde karşılıyoruz dedi. Katliamcılar önünde sonunda, hukuk önünde hesap verecek dedi. İki cihan harbini kurgulayan mevcut ortam tarafından, mevcut nizam tarafından Müslümanlar üvey evlat olarak görülmüştür. Türkiye bu role itiraz etmektedir dedi.
İslam dünyası İsrail'e karşı ortak hareket etmek zorundadır dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Gazze yapılan yardımlara ilişkin de açıklamalar yaptı Cumhurbaşkanı. Şimdiye kadar 40 bin ton yardım yaptık. Filistin halkı için imkanlarımızı seferber ettik dedi. Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin'i de Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber aile fotoğrafı